Kayseri'mize şerefler verdiniz. Hoş geldiniz diyorum. Ben Temur Selman, Garanti Konut ve Sel Yapı Grubu'nun yönetim kurulu başkanıyım. İnşaat mühendisiyim kendim. Biz Sel Yapı Grubu olarak Kayseri'de yaklaşık 13 yıldır inşaat sektöründe yoğun bir şekilde faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Yıllık 500 daire üretim kapasitesiyle çalışmaktayız. Kayseri'nin muhtelif yerlerinde 15'e yakın şantiyemiz var. Burada daha çok konut ağırlıklı olarak konut imalatında uzman bir firmayız. Son 4 yıldır da ürettiğimiz konutlarda Garanti Konut ismi kullanarak markalaşma üzerine gittik. O yüzden daha çok insanlar bizi Garanti Konut olarak bilmekte. Bizler Almanya'dan geldik. Gerçekten sizlerin yapmış olduğu bu başarılı çalışmalardan dolayı gurur duyuyoruz. Avrupa'daki gönül dostlara da sizleri biraz tanıtalım istedik. Onun için buradayız. Biraz da yeni projelerinizden bahsedelim. Ne gibi yeni projelerimiz var? Avrupa'da daha çok Garanti Konut markasıyla biliniyoruz. Çünkü gerçekten biz her yıl ortalama 200-300 adet Avrupalı vatandaşlarımıza daire satmaktayız. Kayseri İç Anadolu'nun merkezinde olması asabıyla Yozgatlı hemşehrilerimiz, Sivaslı hemşehrilerimiz, Tokatlı, Nevşehirli hemşehrilerimiz Kayseri'den yatırım yapıyorlar. Biz de bunlara daha çok böyle yatırıma dönük, ileride kar ettirecek konutlar satıyoruz. Alanlar razı, veren razı. Çok güzel bir ilişkimiz var. Ama biz bu sene dedik ki böyle güzel ilişkiler var. İnsanlar konut sat, insanlar tatil de yapmak istiyorlar. Buna yönelik bir şeyler yapalım diye derken bizim Kayseri'nin bir ilçesi gibi aslında Nevşehir'e bağlı ama Kayseri'ye daha yakın olan Kozaklı ilçesinde bir turizm yatırımına girdik. Biz burada Kozaklı'da ilk defa tatil sitesi yapıyoruz. Burası da Kozaklı'da termal suyu bulunan bir tatil sitesi. Bizim buradaki çıkış amacımız da şuydu Mustafa Bey. Düşüncemiz insanlar Mersin'den yazlıklarını alıyorlar. Orada bir ay kalıyorlar ama 11 ay oranın masrafını çekiyorlardı. Neydi? Bakım ücreti, işte çalışan işçilerin ücreti, şunu bunu. Bir ay ya da 15 günlük keyiflerine 12 ay eziyet olarak dönüyordu. Biz dedik ki insanlar kullandığı kadarını ödesin ve ödediği kadarını kullansın. Yani bir insan eğer 10 gün tatil yapacaksa 10 günlük kısmını bizden alsın. Böyle bir fikirden Koza Termal Tatil Sitesi doğdu. Koza Termal Tatil Sitesi 10 günlük dilimler halinde satılan bir konuttur aslında. Yani bir daireyi biz 10'ar günlük süreleri 35 kişiye böldük. Herkese 10 günlük daire tapısıyoruz. İnsanlar kışın kalmak istiyorsa kış döneminden alıyorlar. Yazın kalmak istiyorsa yaz döneminden alıyorlar. İstediği dönemden 10 günlük daire tapularını alıyorlar. Yani dikkat edin tapusun diyorum. Burada tapusunu alıyorlar. Ve ömür boyu bu dairelerin 10 günlük kullanımı bundan oluyor. Bunu daha sonra mirasçılarına bırakabiliyorlar. Nasıl kendi evleri mirasçılarına kalıyorsak bunlar da miras olarak kalıyor. Çocuklarına kalıyor. Satabiliyorlar, kiraya verebiliyorlar. Yani tabiri caizse etinden sütünden faydalanıyorlar. Koza Termal böyle güzel bir sistem, güzel bir çalışma. Bunda da şu an Türkiye'de 14 ilde satış ofisi oluşturduk. Koza Termal bu şekilde güzel bir şekilde gidiyor. 35'te bir hissesini satıyoruz dediniz. Dolayısıyla şu andaki fiyatlarımız nedir? 1+1 bildiğimiz kadarıyla dairelerin bir fiyatları var. Şimdi burada daireler ekserisi 1+1, 2+1, 3+1 olarak bulunmakta ama dairelerimiz ekserisi 1+1. 1+1 dairemizde 4 ve 5 kişilik bir aile rahatlıkla kalabiliyor. İdeal bir yer. Burada 10 günlük dairenin fiyatı yani yaklaşık 6600 liradan başlıyor öyle söyleyeyim. Kış dönemimiz 6600 lira gibi bir rakamdan başlıyor. Daha sonra yaz dönemi ya da bahar dönemi ya da 2+1, 3+1 olduğu zaman daire fiyatları dönemine göre fark etmekte. Peki bu daireler 6600 TL'ye sattığınız daireler ne kadar zamanda Avrupalı yatırımcı için önemli? Ne kadar zamanda kendisini amorti ediyor? Vallahi şimdi Mustafa Bey çok güzel bir soru sordunuz. Buradaki en büyük özelliklerden biri biz Koza Termal Tatil Sitesi'ni tanıtırken 3 ayak üzerine tanıtıyoruz. Diyoruz ki burası sağlık yani Kozaklı'nın termal suyu çok güzel inşallah bahsedeceğiz. Türkiye'deki en iyi sulardan biri. Yani insanlara şifa veren bir yönü var bu tatilin. Aynı zamanda tatil boyutu var. Nedir? Biz Koza Termal Tatil Sitesi 5 yıldızlı otellerde ne varsa biz tatil sitemize hepsini koyduk. Bakın burada 8 tane havuz var.
açık ve kapalı. Bayan havuzumuz ayrı, erkek havuzumuz ayrı, aile havuzlarımız ayrı, termal havuzlarımız ayrı, aqua parkımız var, sinema salonlarımız, bowling salonlarımız, marketimiz, restoranlarımız, yani daha sayabileceğim birçok tesisimiz var. Burası nasıl? Antalya'da veya değişik turizm bölgelerinde gördüğümüz 5 yıldız oteller varsa biz aynı konsepte yaptık. Aynı imar yönetmeliğine uyduk. Emsallerine göre fazlası var. Eksiği yok. Buranın tatil boyutu, yani 5 yıldızlı otelde ne faydalanıyorsunuz? Buradan faydalanıyorsunuz, dinleneceksiniz yani. Son olarak da sizin sorduğunuz, buranın bir de yatırım boyutu var. Bakın şu an biz ne diyoruz? Burası daha hafriyat aşamasında. Biz burayı 3-4 aydır satmaktayız. İlk 6.000 liradan başlamıştı. Şu an 6.600 liraya çıktı fiyatlarımız. Bunlar hep tanıdığım fiyatları. Biz insanlara her işimizde mutlaka kar yaptırırız. Yani biz dairede satsak, buradan tahsilse satsak bizim prensibimiz şudur. Bir insan bizden aldığı zaman hem mal alsın hem malı aldıkça değerlensin. Bizim prensiplerimizden budur. Yani biz hep şunu deriz. Alan bizden daha çok kazansın. Biz onu istiyoruz. Biz gerçekten bizden alan insanlardan daha az para kazanıyoruz. Kozde Termal'de şu an temel aşaması. Tam yatırım zamanı. Yani haliyle mantık olarak bir mal bitmeye yaklaştıkça, azaldıkça fiyatı artar. Şu an dip fiyatlarda, tanıtım fiyatlarında ama aylık olarak zamlanan bir ürün. Yatırım için harika bir değeri var. Bir, şimdi alınan bir ürün. 18 ay sonra tesisimiz açılacak. 18 ay sonrasına yaklaşık %80-%100 değer kazanacak. Ayrıca eğer bu ürünü alıp da kiraya vermek isteyenler olursa biz onlara yardımcı oluyoruz. Takriben de 6 sene içinde yatırdığınız para hem %100 değer kazanıyor hem de 6 sene içinde kendini amorti ediyor. Yani gerçekten çok karlı bir yatırım. Bunun nasıl olduğunu soran hemşehrilerimiz olursa bizzat beni arasınlar. Ben çok rahat bir şekilde izah edebilirim onlara yani. Peki, teşekkür ediyoruz. Bu güzel söyleşi için diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi Kayseri ve Kozaklı'ya bekliyoruz inşallah. Eyvallah. Temur Selman Bey'le hasbihalimizi gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel şeyler söylüyor. Bilakis firmasının adı, şirketinin adı da neydi? Garanti Konut. Evet, söze ne hacet? Adı üzerinde Garanti Konut diyoruz. Kutluyoruz başarılarından dolayı. Avrupa'daki Türklere de sesleniyoruz. Tabii ki bence araştırın, tercih edin diye düşünüyoruz. Siz gönül dostlar için bizlerin hasbihalleri Nevşehir'de, Kozaklı'da devam edecek efendim. Kozaklı'daki hasbihallerimiz devam ediyor. Gezintilerimiz de devam ediyor. Burada bir türbe var. Kozoğlu Türbesi. Ama bu türbenin bir saatçisi var ki onu tanımak istiyoruz. İsmi Hasan. Biraz kendini tanıtsın. Ben Hasan Ünal. Çoktan beri burada saatçiyim. Türbeye bakıyorum. Maşallah. Peki seni tanıyanlara, Kozaklı'daki sevdiklerine neler söylersin? İyi günler söylüyorum. Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü programına hoş geldin. İlçe müftülüğü olarak milli ve manevi değerlerimizin korunması, yeni nesillere aktarılması, aslı ve asaletine uygun bir şekilde GDO'lu olmayan Çanakkale ruhunu canlı
ve diri tutmak istedim. Evde oğlum, ben seni bugün için doğurdum. Senin kanını helal süt ile yoğurdum. Haydi oğlum, haydi git. Ya gazi ol, ya şehit diyen yanık ana gönüllerini görürüz. Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir, yırtıcı, his yoksulu. Sırttan kümesi varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, tufan gibi mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşına da, Avustralya'yla beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, insanlar, deriler rengarenk. Sade bir hasidese var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağduğuna da zuldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O mahluki asil. Hakkın, analık hakkın helal olsun sana. Oğul, vatan senden görev bekler. Bu kutsal bir vazifedir. Benim dahi hakkım helal olsun. Anacığım, babacığım, kardeşim, eğer dönmezsem, vatan düşmanından temizlenirse herhangi bir yere mezar taşı dikin. Çünkü şehitlerin mezarı olmaz, şehitler ölmez. İstediğiniz bir yere mezar taşı dikin ve üzerine sadece şunları yazın. Buralarda bir garip Mehmet vardı, vatanı uğruna ölüme vardı. Üzülmeyin hiç analar, babalar, her şerefli Türk evladı da bunu yapardı. Çalışkan 9 yaşındayım. Almanya'daki tüm arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Almanya'daki Nurettin amcam, Mustafa amcam ve Mükremin amcama selamlarımı göndererek tüm arkadaşlarım ve öğretmenlerime selamlarımı Kozaklı bölümümüzü bitirdik. İnşallah diyoruz. Bundan sonraki programlarımızda tekrardan Kozaklı'ya misafir olacağız. Oradaki gönül dostlarının hepsine yürekten teşekkür ediyoruz. Burası Zin Geisweit, pazar yeri diyelim daha doğrusu Türkçesi. Geisweit'teki ustam restoranı siz gönül dostlarına tanıtacağız. Buyurun hep beraber ustama bir merhaba diyelim. We'll be right back.
önceki anonsumuzda da duyurmuştuk. Zihin Gays Vaytays, Ustam Restoranı, Ustam Grill'i ziyaret edeceğiz diye. Şu anda oradayız. Ustam'ın mekanının hemen önündeyiz. Oturma alanı var. Bugün de Allah'tan hava biraz güzel diyelim. Şimdi siz gönül dostlarına Ustam'ı bir tanıtalım. Usta kimmiş? Ustam, Ustam diye sürekli söylüyoruz. Gerçi bunu Zihin civarındaki birçok gönül dosta bilmiyordur Ustam'ın kim olduğunu. Peki Ustam kimdir? Bir Ustam'ı tanıyalım. Muammer Aslan, Konya Akşehirliyim. 95'te Almanya'ya geldim. Aşçılık eğitimi almadım. Çekirdekten 13 yaşımda mutfağa girdim. Aşağı yukarı 40 senedir de mutfaktan iş çıkmadım yani. Helal, temiz, kalite. Her zaman bunları çok dikkat ediyoruz. Grill, ızgara çeşitlerim var mesela. İşkembe çorbam çok meşhurdur. Sabah 5'te gelirim, çorbalarımı çıkarırım. 7.30'da çorba servisim başlar. Akşam 12'ye kadar, 11'e kadar devamlı işte. Öğrendiğimiz kadarıyla çok uzaklardan sabah çorba içmeye, işkembe içmeye geliyorlarmış. Ne kadar uzaklıktan gelenler var? Bestdorf, Dillenburg, Altındorun. Yani ortalama 40-50 kilometreden çorba içmek için buraya geliyorlar. Geliyorlar. 40 kilometre, 30 kilometre yerden geliyorlar çorba içmeye. Grill'de Adana beytim var, şiş beytim var. İddialıyım. Vali kebabım var, 2 kişilik ya da tek kişilik. Izgara çeşitlerinin hepsi var. Eyvallah. Burada gördüğümüz kadarıyla bir aile ortamında hazırlanıyor her şey. Ailece çalışıyoruz. Oğlan, hanım, gelin, damat, hepimiz beraber. Beraber hazırlıyoruz, beraber çalışıyoruz. Buradan sizleri izleyen, ekranları başındaki insanlara neler söylersiniz? Bizi zaten biliyorlar. Yine de bekliyoruz hepsini. Gelsinler, baksınlar yemeklerimizin tadına. Bahçemiz var, yazın. Ramazan'da Ramazan menüsü yapıyoruz, iftar menüsü. Günde 40-50 kişilik yerimiz var. Buradan son olarak bir de hem Avrupa'daki hem de Türkiye'deki tanıdıklara bir selam. Herkese çok selam. Efendim Muammer Ustam tabii konuşmakta bizler kadar ya da birçok gönül dostu kadar çok marifetli olmayabilir. Onun asıl marifetli olduğu yer mutfağı. Evet, Ustam'ı Ustam yapan yemekleridir. O yemekleri vermiş olduğu tattır. Biz onun yemeklerini seviyoruz, yemeklerini beğeniyoruz. Ustama, Muammer Ustama teşekkür ediyoruz. Zihin Gaysvayt'taki hasbihallerimize devam ediyoruz. Ben Eren Kıyak. 20 seneden beri Zihin'de kalıyorum. Eyvallah, bugün burada Ustam Grill'desin. Yemek yemeye geldin, yemeğini de yedin. Niçin Ustam Grill'i tercih ediyorsun? Vallahi en şeyi burayı görüyorum, onun için buraya geliyorum. Temiz ve güzel olduğu için. Buraya geliyorum. Temiz, güzel. Lezzet de var mı lezzet, bunun yanında? Tabii lezzet. Tabii lezzetli olduğu için bile tabii. En önemlisi de o. İyi, teşekkür ediyoruz. Evet efendim, şimdi ustamı da tanıdık. Ziegen'den çıkmıyoruz. Daha doğrusu Ziegen il sınırları dahilinde kalıyoruz. Ziegen Neuenkirchen'e gidiyoruz. Bundan birkaç hafta önce Ziegen Neuenkirchen'de, hatta ekranlardan bazı gönül dostları tanıyacak, Serol Saftekin kardeşimiz var. O kardeşimizin çocuğunun sünnet merasimi var. Oradan da kesitler sunacağız. Ondan sonra inşallah biz tekrar burada olacağız. Kardeşimi, oğlunun Taha Saitimizin sünnet merasiminde buradayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, birazdan inşallah sünnet merasimi başlayacak.
Rabbim diyorum Serol kardeşime ve diğer dostlarına mürüvvetini de gösterir. İnşallah diyoruz. Biliyorsunuz hem Kreuztal imamımız Cüneyt Ayaz ve Noin Kirşen imamımız Ahmet Akbudak hocamız birazdan inşallah bir mevlid merasimi hazırlamışlar. Sevgili dostlarım, burada olduğum bu güzel programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şahsım adına mikrofonu asıl sözün sahiplerine sunuyorum efendim. Hepinize saygılar sunuyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazal balad ووالد وما ولد فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Çok kıymetli misafirler, çok kıymetli davetliler, uzaktan yakından gelen kıymetli misafirler. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamı, rahmetiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün buraya sünnet olan yavrumuz, Taha Said yavrumuzun neşesini paylaşmak için babası Serol Savtekin, annesi Bilge Savtekin hanımefendinin bu mutlu günlerinde onların mutluluğunu paylaşmak için toplandık. Selamun aleyküm diyorum öncelikle. Malumunuz uzak yoldan geldik ama Taha Sahip oğlumuzun sünnet merasimine nacizane beni de davet ettiler. Gelmemezdik, yapamazdık. Bugün Taha Sahip için buradayız ama nerede benim köfte orlarım? Gelsin bakalım bütün çocuklar buraya ön tarafa. Bütün çocuklar gelsin bakalım bu tarafa. Ben kimim? Ay maşallah köfte horlar. Hepiniz beni tanıyorsunuz demek ki. Ben Konya'nın Akşehir ilçesinden geliyorum. Aslen Eskihisar'ı, Eskişehir'in Sivrihisar köylerim ama adımız Akşehir'le kaldı. Biz de sesimizi çıkartmadık. Siz yine öyle bilin. Bir dostum Serol Saftekin kardeşimizin oğlunun sünneti var. Sünnet merasimi var. Şu anda sünnet olan çocuğumuzla yan yanayız. Bir tanıyacağız. Bakalım duygularını alacağız. Neler söyleyecek? Merhabalar. Adın ne? Taha Said. Kaç yaşındayız?
8. Sünnet düğünün var. Neler hissettin? Nasıl bir duygu? Güzeldi. Peki, biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet efendim, Avrupa'daki doğup büyüyen gençlerimiz ancak bu kadar oluyor. Birazdan inşallah hem Taha Sait'in annesi hem de babasıyla kısa hasbihaller gerçekleştireceğiz. Bakalım duygularını alacağız. Bu güzel günde neler hissetmişler. Efendim, Taha Sait'in sünnetindeki hasbihallere başladık. Kimle başladık biliyor musunuz? Dedeyle başladık. Dedeyle bir tanışalım öncelikle. Amca merhabalar, bir tanışalım. Tanışalım. İsim ben Saftekin. Tahir Sait'in dedesiyim. Kore gazisi. İsim ben Saftekin. Kore gazisi, evet. Kameramanım yaklaş. Yaklaş. Bak, Kore gazisi. Maşallah. Güzel amcam, bugün çok önemli bir gün sizler için. Torununuzun sünnet merasimi. Nasıl bir duygu, neler söylersiniz? Çok memnun oldum. Allah herkese böyle bir duygu nasip etsin. Herkese böyle bir şeyi dilerim yani bunu. İyi bir duygu. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Teşekkür, ben de teşekkür ederim sizin buraya geldiğiniz için. Size de çok teşekkür ederim. Sen eski arkadaşım ve dostumuzsun. Bursa'ya da selamlar ederim. Çerkezköy'üne selamlar ederim. Oradakilere, akrabalara bütün selamlarım olsun. Peki, teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Efendim, Kore Gazisi amcama da teşekkür ediyoruz. Birazdan inşallah yavrumuzun anne babasıyla hasbihallerimizi gerçekleştireceğiz diyoruz. Sünnet merasimimizin son noktasına gelmek üzereyiz. Şu anda ailemiz yanımızda. Seol kardeşim, yenge hanım, sünnet olan yavrumuz ve babaannemiz. Hasbihaller gerçekleştireceğiz. Kimden başlayalım diye düşünüyorum ama ben sünnet yavrumuzdan başlamak istiyorum. Paraları kokluyordun. Nasıl? İyi bir duygu değil mi? Evet. Herkese buraya gelinlere hem de para verinlere hem de hediye verinlere çok teşekkür ediyorum. Belki biz de sana teşekkür ediyoruz. Şimdi babayla başlıyoruz. Serol, bu kaç numara? 4 numara. Evet, bu en son. Evet. Son beşik dedikleri olay oluyor. Ama bu şekilde bir mümkün olduğu kadar bir sünnet-i seniyeye uygun bir şekilde yapmaya çalıştık. Duygular güzel tabii. Buraya gelen herkese, uzaktan ve yakından gelen herkese çok çok teşekkür ederim. Bilhassa aile arasında yaptık. Tanıdık, samimi arasında olmasına özen gösterdik. Herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de bizi seyreden, tanıdık, tanımadık herkese de teşekkür ediyorum. Selam söylüyorum. Herkese böyle güzel günler görmesini Mevlam'dan diliyorum. Peki, biz de sana teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bir de sünnet yavrumuzun annesiyle kısa bir hasbihal edelim diyoruz. Evet, şimdi annemizin yanındayız. Bir an önce annemizi tanıyalım. Ben Belgin, Taha Said'in annesiyim. Bu sünnet töreninde aramızda katılan bütün misafirlerimize teşekkür ederim. Hepsinden Allah razı olsun. Çok karmakarışık duygularım var. Buradan sizleri tanıyanlara, buraya misafir olarak gelenlere, sünnetinizde bulunanlara neler söylersiniz? Herkese teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Bizleri bugünümüzde yalnız bırakmadılar. İyi akşamlar. Sağ olun. Peki, biz de size teşekkür ediyoruz. Evet efendim, bugün buradan Siegen Neuenkirchen'den sünnet merasiminden seslendik. Serol kardeşimin son dediği, son beşik dediği, onun sünnetini hep birlikte sevdikleriyle, dostlarıyla kutladık. Sünnet-i Seniye'ye uygun bir şekilde diyoruz. Sünnetti, ustamdı, kozaklı derken programımızın sonuna geldik. Evet efendim, her hafta söylüyoruz. Sürçülisan ettikse affola diyoruz. Bu haftaki programımızı da burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah yeni güzelliklerle, siz gönül dostlarıyla olmak dileğiyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.